Değerli tüketiciler, Baymak Luna 24F'yi evinizde kombiniz var. Bakın şimdi beraber suyu açacağız. Suyumuzu açtık. Kombimiz hiçbir şekilde yanmıyor. Niçin yanmıyor? Bunu hep beraber göreceğiz. Suyumuzu kapattık. Değerli tüketiciler, bu videoları özellikle çekme sebebimiz Türkiye'de tüketicilerimizin %90'ı dolandırılıyor. Şimdi göreceğiniz basit bir arıza için evet, tüketicimizden 500-600 TL para alıyorlar. Bakın şimdi açıyoruz. Kombimizi açtık. Şimdi bakın suyu açtığımız zaman şu su grubumuzun içinde diyafram contası var. Bakın kombimiz yanmıyor. Ben şu sivici oynadığım zaman kombimiz ateşleyecek. Bakın. Sivici elledim. Bakın ateşledi şimdi. Yandı. Şimdi bakın sivici bırakıyorum. Şimdi benim burada elimle açıp kapadığım olayı suyu açtığımız zaman switch çalışması lazım. Kapattığımız zaman gitmesi lazım. Bazı kötü niyetli tamirciler bu kombimizin içinde bulunan diyafram contası için diyorlar ki bu Dubai'den geliyor, Amerika'dan geliyor. Bunu Türkiye'de bulma imkanınız çok zor. Bunu biz 560 TL'ye takıyoruz. En azından tüketicilerimiz arasın, bilgi sahibi olsun. Eğer çok zor durumda kalan olurlarsa da şimdi bu nasıl sökülür, nasıl takılır bunun da izahatını, bilgisini vereceğiz değerli tüketicilerimize. Videonun arkasını mutlaka bir devam edin. Bizim sizlere daha çok bilgi verebilmemiz için, kanalımızın ayakta durabilmesi için mutlaka YouTube kanalına abone olun ve eşinizi dostunuza paylaşın, kapatabiliriz. Peki diyafram contamız nasıl bir değişiyor? Önce banyoya gidip kombimizin suyunu boşaltıyoruz, sıfıra geliyor. Ondan sonra sıcak suyumuzu açıyoruz. Kapalı oluyor vanamız. Ve bunu tüketiciler elinden geldiği kadar yapmaya çalışsın. Evine gelen tamirci eğer işi bilmiyorsa ben o tamirciye bunu göstermek istiyorum. Tüketicimiz normal yapmasın. Kombimizin şalterini kapattık. Bakalım şuradaki sivici söktük. Bunu şöyle çıkarttık attık. Ve şunu da şu şekil az evvelki gibi söküyoruz. Bunları genelde tüketicilerimizin yapmaması lazım. Bunu evinize gelen tamirci yapması lazım. Çünkü bazı tamirciler, işi bilen profesyonel tamircilere saygımız var ama bazı tamirciler bilmiyor bunu nasıl yaptığını. En azından sizlere gösterelim. Eğer tamirci bilmiyorsa siz açın videoyu bir tüketici olarak. Gel buraya çocuğum de. Sen tamirci olmuşsun ama kafan çalışmıyor de. En azından Fatih Usta'yı şuradan izleyerek yap de. Tamirciler yapsın. Değerli tüketiciler. Şimdi burayı şu şekil güzelce ne açtık. Normalde bu şekil bilgi veren ustaları fazla tamirciler sevmez ama olsun. Biz tüketicimizi koruyoruz. Türk milleti olarak Türk milletimizin dolandırılmamasını isteyen bir tamirciyiz. Allah her tüketicimize helal süt emmiş esnaflarla karşılaştırmayı nasip etsin. Amin. Çünkü vallahi teyze bildiğiniz gibi değil. Çünkü adamlar asgari ücret almış almamış hiç önemli değil. Müşteriden ben para 300, 500, 1 milyar alayım de götüreyim kazanayım da boğazımdan helal geçmiş, haram geçmiş umrunda değil kötü zihniyetlilerin. Ama tabi bunları öbür dünyada nasıl yiyecekler onlar da ayrı konu tartışılır. Ve bu gördüğünüz gibi şunları söktükten sonra bakın şu şekil çıktı. Ve şimdi bu bakın diyafram contamızın kötülüğüne bir bakın. Yırtılmış. Bu contanız yırtıldığı zaman bu Dubai'den Amerika'dan 1 milyar 250 TL'ye geliyor. Biz de ne yapıyoruz? Bakkallarda, süpermarketlerde bizim bakkal kasap Recep abi de diyafram contası satılıyordu. Ben de bunu aldım. Aramızda kalsın bir sakız parası. Bunu takacağım. Dükkanımın kirasını çıkartacağım müşteriler. Bu videoları da komedi olarak çekiyorum. Bir bilginiz olsun. Bir şunu kullanabilir miyim? Tamam. Bez de verebilirim. Tamam. Şu iyi. Tamam. Takılırken. Bir de selpak alayım bir peçete. Çünkü yılların vermiş olduğu buralarda pislik olabiliyor amca. Evet. Yeterli mi yoksa? Tabii. Yeterli. Bunu buraya taktık. Bunu taktıktan sonra bizim Los Angeles'tan gelen bir ilacımız var. Bir kutusu 7,5 milyar civarında.
Demet Hocam bunu izlerken de fazla YouTube'da kotanız dolmasın diye söktüğümüz gibi tekrar dört dörtlük topluyoruz. Kombimiz ondan sonra çalışır duruma geliyor. Bizi izlediğiniz için, kanalımızı paylaştığınız için bir teşekkür ediyoruz. İyi günler, hoşça kalın.